Burası Van Tren Garı. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane vagonla beraber upuzun bir trenimiz var. Tren çok güzel geçecek ya. Çok özledim tren yolculuğunu. Tren kalkmadan önce şurada çok güzel basılmamış bir kar buldum. O kara basacağım. İnşallah cebimdekiler düşmez. Gidiyorum. Abi. Oğlum hiç tahmin ettiğin gibi bir şey değilmiş lan bu. Efsane tren yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık 5 dakikası falan var. Mücahit, poğaça falan bulursan alsana ya. Bu arada biz baya bir alışveriş yaptık ama yine de sıcak poğaçanın yeni hiçbir şey tutmuyor. Trenler böyle 3 kısımdan oluşuyor. 2 kişilik yataklı kısım, 4 kişilik örtülü kuşetli deniyor. Bir de pullman dedikleri bir kısım var. Onların hepsini size göstereceğim. İlk önce gelin bizim kendi kabinimize gidelim. Bu niye dedi? Bu perde kapatılır mı hiç? Kalbim güp güp attı yanlış yere açtım diye. Sesler geliyor kız. Düşünsene bir sürü kız var içeride. Direkt şuradan hemen vururlardı pompalıyla beni. Burası da bizim kabinimiz. 26 saatimiz burada geçecek. Elif ve Barış da yolculuk yapıyoruz bugün. Normalde bu örtülü kuşetliye bilet alınca insanlar hepsini alıyorlar. Hepsini kapatıyorlar. Biz bir tanesini almayı unutmuşuz. Şimdi o piyango olacak. Bakalım kim gelecek yanımıza. Nisale'den Mücahit 2 kişilik yataklı yerdeler. Onların da odasını inceleme videosu tabii ki yaparım. Neler aldık onu göstereyim size. %80 abur cubur olmak üzere kahvaltılık. Peynir, zeytin, domates, ekmek, muz. Böyle şeyler ya. Full bunları yiyeceğiz. Ve hareket ettik. Yavaş yavaş gidiyor. Hazırlık başlıyor. Sizin de mi burası? Burası da aynen. Şimdi kompartmanımızda faydalı olabilecek şeylerden söyleyeyim. Buraya priz koymuşlar. Çalışıyor mu denemedik ama üçlü priz getirmeniz faydanızı olur. Güzel bir tavsiye olabileceğini düşündü Barış sizin için. Tabii. Trenler gerçekten çok sıcak oluyor. O yüzden çok kalın eşya getirmenize gerek yok. Özellikle sadece tren yolculuğu yapıyorsanız. Ona böyle ışığı açıp gece bakarız bunlara gerçi. Yataklar böyle indirip kaldırmalı. Şöyle iniyor. Gece olduğu zaman yatak böyle açılıyor. Sonra bize zaten amca çarşaf getirdi böyle. Açılmamış, temiz çarşaf duruyor. Ama yastıklar için o kadar güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Kirli. Umarım değiştirebiliriz bunları. 2015'te Kars'a gitmiştim yine Doğu Ekspresi ile. Yaklaşık 4 yıl sonra şimdi Van Gölü Ekspresi'ni deneyimliyorum. Valla tren yolculukları çok güzel. Çok keyifli oluyor. Şimdi böyle yakın arkadaşlarımıza bir yolculuk yapıyor olmak çok keyifli olacak. Şurada küçük bir masa var. Böyle telefon koymadık falan. Sonra perde takmışlar tabii. Böyle insana gelip sizi rahatsız edemiyor. Mesela kapı şöyle kapanıyor. Perdeyi de kapatın evet gösterelim. İçeriden o yüzden gözükmüyor. Aynı zamanda içeriden kilitlendiği için de rahatsız olma ihtimaliniz yok. Tek bir tavsiye vereceğim. Mesela biz örtülü kuşetli aldık. Bununla da örtülü kuşetli. Pullman'da iki yataklı da göstereceğim. Örtülü kuşetliyi satın alırken özellikle 4 kişiden azsa sayınız hepsini satın alın. Bizim gibi bir tanesi piyangoya kalmasın. Zaten çok pahalı değil. Hepsini alırsanız çok daha keyifli geçer. Onun dışında mesela bizde Elif diye arkadaşımız da Barış'ın sevgilisi. Barış ben iki erkeğiz ama Elif kadın. Dolayısıyla aynı kompartmana kadın alınamıyor. Biz ona Elif'i mesela bay diye seçtik aldık. Bu muhtemelen yasaktır. Konduktör abi dedi siz bay mı aldınız? Aynen öyle dedi itiraf ettik. Bu şekilde alınabiliyor arkadaşlarına seyahat etmek isterseniz. Yoksa izin vermiyor şu anki sistemden bilet almak isterseniz. Bu manzara o kadar güzel ki. Size bir şey anlatmak istiyorum ama bir yandan da manzaranın keyfini çıkarmak istiyorum falan böyle ikilemde kalıyorum. Şimdi taşındık. Mücahit'in kompartımanına gidiyoruz. Kahvaltımızı orada yapacağız. Heh, hadi. Burası da iki kişilik lavabo su var dışarıda. Ben de dışarıda zannettim bunu. Sıcak su var mı? Su var. Ha, varmış. Havlular var. Oo. Bu kadar niye askılık yapmışlar ki? Burada iki tane iki kişilik değil mi? Şurada mı yatak oluyor? Nasıl oluyor? Burası da böyle iki kişilik oda. Bu 108 liraymış. Kişi başı iki kişiliğin. Yani bu kompartmanı toplam tutsa 116 lira öğrenciler için. Bizimkisi de kişi başı 55 lira 26 yaş altı gençler için. Nasıl treni soruyormuş ha? Güzel var burası. Manzaraya bakın. Şu samimiyetle böyle gayet güzel bence.
muazzam manzaralardan geçiyoruz ya. Barış yatağımızı topladı. Nasıl geçelim tren yolculuğunu? Gayet güzel. Konforlu. Şu anda Murat Nehri üzerinde bir yerdeyiz. Murat Nehri'nin bir yerinde baraj yapmışlar muhtemelen ve evler suyun altında kalmış. Ah, ay uyuya kalmışım ya. İnanılmaz güzel manzaralardan geçtik. Oh! Nasıl kapı? Manzaralar, sohbet, muhabbet derken ben bir güzel uyumuşum ya. Çok güzel ya vallahi. Şu anda Malatya'dayız. Birazdan sonra Malatya'ya geldik. Daha bayağı bir yolumuz var. Bakayım yaklaşık 12 saat yol gideceğiz böyle. Hazır trene binmişken ben 2015 yılında bütün Avrupa'yı trenle gezmiştim. Bu yaz da Avrupa'yı otobüsle gezeceğim. Bu da çok farklı değişik bir deneyim olacak benim için. Bu turu Airbus'la yapacağım. Bu Avrupa turunda yaklaşık 18 ülke ve 23 şehir gezebildiğimiz bir tur. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok tur şirketi var Avrupa'ya seyahat eden ama bu Airbus bunların arasından fiyat performans olarak bence en iyisi. Ben bu yaz böyle bir tura katılacağım. 17 Temmuz ile 4 Temmuz arası olan bir tura katılıyorum ben. Eğer siz de vakit aralığınız buna uygunsa benimle beraber o tura katılabilirsiniz. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Bu tur Yunanistan'dan başlıyor. Böyle bir çember çiziyor. Bayağı büyük bir rotası var. Zaten rotayı şuraya paylaşıyorum. Ama tekrar Hırvatistan üzerinden Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye giriyor. Hazır trendeyken de bundan bahsetmek istedim size. Eğer katılmak isterseniz aşağıya ben bir başvuru formu bırakacağım. Oradan siz de benim katılacağım otobüs turuna katılabilirsiniz ve beraber Avrupa'da bayağı bir ülke seyahat ederiz ya. Gezeriz beraber. Orada Avrupa'da benim de yeni göreceğim ülke var ve gittiklerimi zaten çok fazla vakit harcayamadığım için bu turda böyle daha detaylı, daha incik incik gezebileceğimi düşünüyorum. Değişik bir Avrupa deneyimi olacak bizim için. Eğer bu turla ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorum olarak yazın. Ben ve Yabas o yorumlara cevap vereceğiz. Ne haber Mücahit? Mücahit'in kompartmanına geldim. Arkadaşlar yolculuk devam ediyor. Şu an gün battı. Malatya'dan çıktık. Yanımda Emine var. Vallahi ben varım. Emine'nin kamerasını zapt ettim. Mücahit'le bir planımız var. Bir gün diyoruz ki trene gelelim ve bir ay trende yaşayalım. Nasıl fikir? Bu fikri burada söylemiş olalım. Bir patentini alalım. Bir ay trende yaşayacağız. Yerleşeceğiz böyle. Tren gidecek, gelecek, gidecek. Zaten 50 liraya kapatıyorsun. 1500 liraya falan mal oluyor kişi başı, aylık. Yani İstanbul'da bir kira kadar bir şey. Ama sürekli hareket halinde olduğun bir yaşam tarzı. Enteresan yani, bilemedim. Bilmiyorum hani seninle konuşurken çok mantıklı geldi ama kamera diğer insanlar söylenir. Aynen ne düşünür bilemedim. Daha 12 saatimiz var. Evet, trende akşam oldu şimdi. Veysel selam vermek ister misin? Bize de misafir olan kompartmanımızda. Ben videonun başında söyledim, dedim ki misafirimiz olacak. O da Veysel oldu şansımıza. Veysel geldi. Ben iyi biriyim. Şanslıydık vallahi konuda. Biz Elazığ'da bir amca bekliyorduk açıkçası. Şimdi hepimiz yatacağız. Sabah kaç kimdir kaçta varacağız. Ankara'ya vardığımızda güzel bir kahvaltı yaparız zaten. Şu anda Ankara'ya yaklaştık. Herhalde birazdan ineceğiz. Muazzam bir tren yolculuğundan sonra şimdi tekrardan eve geldim. Trendeyken tam böyle sabah oldu, Ankara'ya vardık. Tam o sıralarda şarjım bitti. O yüzden ondan sonrasını çekemedim. Ankara'ya vardıktan sonra direkt Aşti'ye gidip bir tane otobüse atladık ve tekrar İstanbul'a geldik. Benim için muazzam güzel bir deneyim oldu. Arkadaşlarımla geçirdim, güzel bir zaman oldu. Eğer şansınız varsa Türkiye'deki tren yollarını, çok az da olsa maalesef çok az tren yolumuz var Türkiye'de. Diğer ülkelere kıyasladığım zaman Hindistan'a gideceğim yakında. Hindistan'da tren ağlarının nasıl öyle bir ülkede o kadar tren ağlarının olduğunu şaşıracaksınız yani. Hani böyle arada böyle 2 kat 3 kat bir fark yok. 100 kat bir tren ağı fazlalığı var. Neyse bizde de çok güzel tren yollarımız var. Özellikle doğudan başlayıp batıya kadar ulaşan o yolculukta bildiğin mevsimler geçiyorsun böyle. Bembeyaz karların üzerindeki o doğa manzarasından başlayıp işte İç Anadolu'ya yaklaştıkça bozkırlaşan o güneşin doğuşunu falan izlemek muazzam bir deneyimdi. Eğer elinizde böyle bir imkan varsa mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videonun içinde de bahsettiğim gibi ben yazın bu sefer otobüsle Avrupa'yı gezmeye deneyeceğim. Değişik bir deneyim olacak. Bu da çok fazla yapılan
deneyimlerden bir tanesi. Ben de kendim deneyimim. Size anlatmak istiyorum. Eğer hoşunuza giderse siz de öyle bir deneyim yapabilirsiniz. Çünkü kendi başınıza ve Avrupa'ya şu an gitmekle onunla gitmek arasında bir maliyet farkı oluyor. Benim şu an otobüsle yapacağım tur daha ucuz bir tur olacak. Hem de çok daha fazla yer görebildiğin ve imkanların ve kalite olarak daha iyi bir üst seviyede. Şimdi özgür çıktığın zaman, sırt çantana çıktığın zaman evet daha özgür oluyorsun. İstediğin kadar istediğin yere gidebiliyorsun. Bunda bir tur şey olacak ama yine de maliyet olarak ve kalite olarak çok daha kaliteli bir şey alıyorsun. O yüzden değişik bir deneyim. Bunu deneyimleyeceğim. Dediğim gibi videonun aşağısındaki başvuru linkinden siz de başvurabilirsiniz. Kontenjanlar çok çabuk bitecektir diye tahmin ediyorum. Aynı otobüste beraber Avrupa'ya seyahat ederiz. Tarihler sanırım 17 Temmuz ile 4 Ağustos arasıydı. O zaman görüşüyor oluruz tekrardan. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hindistan videolarıyla görüşmek üzere. Bye bye.